Arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz ama bu sefer konu anlatımıyla gelmedim. Tabii ki ÖABT değerlendirmesiyle geldim. Biliyorsunuz sınava ben de girdim ve inanılmaz derecede başım ağrıyor şu an. Yani sınavdan nasıl girdim, nasıl çıktım hiç bilmiyorum. O kadar konu anlattım, o kadar çalıştık, sorular çözdük ama inanın ÖSYM'e gitmiş öyle sorular sormuş ki böyle size de olmuştur mutlaka. İki şık arasında kaldım, bazen bütün şıklar doğru gibi geldi. Yani çok değişik, özellikle popülasyon sorularında falan çok zorlandım söyleyebilirim. Umarım sizin için çok çok iyi geçmiştir. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun tabii ki. Ama dediğim gibi ÖSYM ters köşe yapmış. Instagram'da da yazdım. Bence bu sene ÖSYM'nin biyoloji komisyonu içerisinde bir evrimci var, bir de popülasyoncu var arkadaşlar. Kesin var yani. Çünkü yani saydım, hani sorulara baktım, evrimle ilgili, hani direkt evrim baş altında değil ama evrimle ilgili 5 tane falan soru vardı. Popülasyonla ilgili yine aynı şekilde 5 tane falan soru vardı. Dolayısıyla hani daha çok böyle evrim popülasyon ağırlıklı ya da ben hani o sorulara çok takıldığım için bana öyle gelmiş olabilir. Genel olarak böyleydi. Sistemler kısmında hani sistem soruları bana çok az geldi. Yani nasıl diyeyim size, hani sistem sorularını biraz daha artırabilirlerdi. Çok az sormuşlardı sistem sorularından. Ve sistem sorularında yine gitmiş nerede böyle dip bucak köşe konular sorular var, oradan sormuşlar. Eğitim kısmı genel olarak iyiydi. Eğitim kısmında arkadaşlar çok zorladıklarını düşünmüyorum. Yani yapılabilecek sorulardı ki zaten eğitim kısmında da hani eğitim sorularının çoğunluğunda yine alan bilgisi bence sorgulamışlar. Çünkü soruları cevaplayabilmeniz için alan bilgisinin yeterli olması gerekiyordu. İşte hangisi biyoloji alanının, hani biz çözüyorduk ya sorularda eğitimde. İşte şu 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 yeterliliklerinden değildir gibi sorular yerine yapılandırılmış, grid vermiş. Onunla ilgili hangisi polisakkarittir, bununla ilgili bir hesaplama sormuş. Yani genel olarak eğitim kısmı da alan bilgisini çok kapsıyordu, onu istiyordu. Ama dediğim gibi eğitim daha kolaydı, eğitim kısmı. Bu tarafa geldiğim zaman alan bilgisi kısmında gerçekten zorlandığım sorular oldu. Özellikle şu şeyde takıldım, bilmiyorum siz ne yaptınız. Neydi? Şekilli bir soru vardı ya, salyangozların kabuklarıyla alakalı bir soru. Ben onu poligenik kalıtım yaptım ama ilk başta bir mitokondriyal kalıtım yaptım. Sonra dedim Allah, hiç alakası yok dedim. Sonra baktım çok değişik yani. Sınav anında nasıl düşündüğümü inanın bana hiç hatırlamıyorum. Dediğim gibi sınava nasıl girdim, nasıl çıktım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Biliyorsunuz bizim alanda zaten netler çok yüksek olmadığı için 50 netle çok çok iyi puanlar, eğer genel yetenek, genel kültür ve eğitim kısımlarınız iyiyse çok çok iyi puanlar alabileceğinizi düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere demiyorum çünkü sadece kendinizi yenilemeniz için umarım dinlersiniz artık. Umarım atanırsınız, çok çok iyi yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu sene için inşallah yeni videolar çekeceğim ve daha düzenli, daha düzgün, daha böyle resimli falan videolar çekeceğim. Henüz slide hazırlamaları yapıyorum. Eğer sınava tekrar hazırlanacak olan arkadaşlarım varsa, ki dediğim gibi inşallah sadece kendinizi yenilemek için, hani kendinizi geliştirmek için dinlersiniz, KPSS için dinlemezsiniz umarım. Hepimiz inşallah atanırız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.